Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. 2021 LGS'ye hazırlanan öğrenciler için 2021 LGS konularını PDF olarak düzenledik. Videonun altında yorum kısmında linkini koyuyorum arkadaşlar, oradan indirebilirsiniz. Ders ders hangi derste hangi konular var ve son 2 yılın arkadaşlar 2018 ve 2019 yılı var. 2020 LGS'den sonra 2020 LGS konularının soru dağılımlarını da koyacağım buraya güncel haliyle. Oradan yine indirirseniz arkadaşlar güncel haliyle sınavdan sonra bunları da koyacağım. Matematik, Türkçe, Fen, İnkılap, İngilizce ve Din Kültürü olmak üzere 6 tane dersin arkadaşlar konu dağılımlarını ve soru dağılımlarını mbaeğitim.com sitesinden veya soru cevaplar sitesinden indirebilirsiniz. Linkini de arkadaşlar videonun altına koyacağım. Şimdi tek tek 2021 LGS'de hangi konular var? Bunlara bakalım. Şimdi arkadaşlar 2021 LGS matematik konuları ilk konu sayılar ve işlemler, yani çarpanlar ve katlardan başlıyor. 2021 LGS'nin ilk konusu, 8. sınıfın ilk konusu çarpanlar ve katlar, sonra üslü ifadeler, sonra köklü ifadeler. Yani eğer gerçekten hedefiniz yüksekse yazın bunları, bitirin arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler ve köklü ifadeler, bunları bitirin arkadaşlar, tamam mı? Yani hedefin yüksekse bunları mutlaka bitir. Ders almak istiyorsanız da ben online'dan ders veriyorum LGS öğrencilerine. Yine onun linkini aşağı bırakacağım. Oradan arkadaşlar iletişim sağlayabilirsiniz o linkten. Çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler ve köklü ifadeleri mutlaka çalışıyorsunuz. Sonra cebir var, doğrusal denklemler, cebirsel özdeşlikler, yani çarpanlar, çarpanları ayırma ve özdeşlikler arkadaşlar, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, eşitsizlikler, üçgenler var. Üçgenlerde eşlik, benzerlik, işte açıortaydı, kenarortaydı, açıydı, bunlar var arkadaşlar. Geometrik cisimler var, üç boyutlu geometrik cisimler, dönüşüm geometrisi, eşlik ve benzerlik, veri analizi ve olasılık arkadaşlar. LGS konuları bu şekilde. Matematik konuları, soru dağılımları da arkadaşlar 2019 yılının için çarpanlar ve katlardan bir tane, üslüden iki tane, köklüden 3, doğrusal denklemlerden 4, cebirsel ifadelerden 1, eşitsizlikten 2, üçgenlerden 1, veri analizinden 1, basit olasılıktan 1. Bu şekilde arkadaşlar soru çıkmış. 2020'de tabii ki değişiklik olacak. Neden? Çünkü sadece birinci dönem konularından sorumlu oldukları için 2020'de soru dağılımı değişecek arkadaşlar. 2021 LGS Türkçe konuları, sözcükte, cümlede anlam, cümlede anlam ilişkileri, parçada anlam, yazım bilgisi, dil bilgisi, bu şekilde ve bunların soru dağılımları da bu şekilde arkadaşlar. Cümle türleri, noktalama işaretleri, parçada anlam özellikle çok çıkmış. Bu 2018'de aşırı çıkmış. Sözel mantık ve görsel okuma soruları arkadaşlar, bu artık MEB'in sevdiği sorular bunlar. Bunlara özellikle dikkat ediyorsunuz. Tamam mı arkadaşım? Fen konuları, mevsimler ve iklimler, üreme, gelişme, maddenin yapısı, basit makineler, canlılar, ışık ve ses, yaşamımızda elektrik, maddenin halleri, deprem ve hava olayları, işte fenin soru dağılımı var. 2020'yi de ekleyeceğim arkadaşım buraya. Mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod önemli. Endüstri çok önemli. Basınç, basit makineler, yeni enerji dönüşümleri arkadaşlar, elektrik yükleri, bunlar çok önemli konular. İngilizce konularına bakalım. İşte ünite ünite arkadaşlar. Friendship, teen life, cooking, communication, the internet, adventures, tourism, bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Crosses herhalde. Science, National Forces, bunlar arkadaşlar İngilizce soru dağılımı bu şekilde. Her üniteden birer tane soru var zaten. İngilizceden 10 tane soru geliyor. Din kültürü, kader inancından başlıyor arkadaşlar. Zekat ve sadakaya, din ve hayata, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğine, Kur'an-ı Kerim'in özelliklerine, dinden full çekiyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Zaten kolay bir konu. Dini fullleyin yani. İngilizceyi, dini, inkılabı, bu tür basit konuları fullleyin. Türkçenizi de çok iyi yapın. Feni de yaparsınız. Bir matematiğiniz kalıyor arkadaşlar. Matematiği de iyi çalışırsanız yaparsınız. Dediğim gibi yazın. Matematiğin ana konularını tekrar edin. Ders alabileceğiniz bir yer yoksa ben ders veriyorum. Online'dan ders alabilirsiniz benden. Kader inancı, Peygamberimiz işte Hazreti Musa ile ilgili bir soru çıkmış. Zekat ve sadakadan 3 soru.
Kur'an-ı Kerim'in özellikleri 2, Hazreti Muhammed'e örnekliği 3 soru, yardımlaşma 1 soru, inkılap tarihi konuları, bir kahraman doğuyordan başlıyor arkadaşlar, Atatürkçülük, Atatürk dönemi, Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası arkadaşlar, bu şekilde konular var. Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye önemli. Milli destan önemli. Milli uyanış önemli arkadaşlar. Bu şekilde yani LGS, inkılap konuları, din konuları, işte ondan sonra İngilizce konuları ve soru dağılımları, fen. Bunu PDF olarak arkadaşlar soru ve cevaplar sitesinden ya da mbeğitim.com sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun linkini de videonun sonuna bırakacağım. 2021 LGS'ye hazırlanan öğrenciler için arkadaşlar mükemmel projelerimiz var. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşça kalın.